Beyaz Kafacı mızıyla sürüyor. Farklı bir soru soruyoruz aslında. Yolculuğu paylaşır mısınız? Özellikle şehirler arası, yani uzun saatleri tanımadığınız kişilerle paylaşır mısınız? Neden paylaşacaksınız? Tabii ki trafikte daha fazla araç olmasın diye. Ve yakıt tasarrufu için, belki de özel bir araçla gitmek istediğiniz için. 25 Eylül itibariyle Türkiye'de sistem devreye girdi. Yolculuğu kimler paylaşmak istiyor? Nasıl bir güvenlik sistemi içerisinde ilerliyor her şey? BlaBlaCar Türkiye Ülke Müdürü Esin İmer'le konuşacağız. Esin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sistem enteresan. Avrupa'da tıkır tıkır çalışıyor. Hatta Avrupa'ya baktığımızda 13 ülkede 10 milyon abone diyorsunuz. Son rakamlar nedir, size de yine sormak istiyorum ama Türkiye'de işler mi? Türkiye'yi dediğiniz gibi 25 Eylül'de faaliyete geçirdik. Ocak ortası itibariyle de aslında Hindistan aktif hale geldi. Dolayısıyla artık şu anda 14 ülkede var. Geçen sene Rusya ile beraber aslında Avrupa dışında yayılan bir sistem oldu. Rusya'da çok büyük bir hızlı büyüme gördükleri için aslında Avrupa dışında da bu sistem çalışıyor noktasından. Geçen sene yine Temmuz ayında bir yatırım aldık biz, 100 milyon dolarlık. Ve sonrasında şirket aslında ilk ülke olarak Türkiye'yi seçti. Şu ana kadarki ilgi çok büyük. Genç kitle bizde de çok fazla. Yani Türkiye'ye girilme kararının arkasında birçok sebep vardı. İşte benzinin pahalı olması, çok genç bir nüfusumuzun olması, işte sosyal medyada çok aktif bir kullanıcıların olması gibi. Dolayısıyla da Türkiye'yi bütün bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra Türkiye'de de aktif hale geldik. Ve şu anda gördüğümüz ilgi de oldukça yoğun. Özellikle öğrenciler, genç profesyoneller, ağırlıklı 18-34 yaş arasındaki kitle oldukça aktif bir şekilde kullanıyor diyebiliriz. Sistem nasıl işliyor demezden önce aslında bir güvenliğini sormak istiyorum. Tamam. Her türlü güvenlik, yani karayolları taşımacılığında da durum öyle olabilir. Sonuçta bir seyahat sigortası vardır. O koltuğa sahipsiniz, sigortaya da sahipsiniz. Hem o var, hem de kimlerle o aracı paylaştığınız noktası son derece önemli. Uzun saatler içerisinde güvenlik nasıl sağlanıyor? Sigortası var mı? Güvenlik bizim için çok önemli. Sonuçta hani şu anda her ay 2 milyon kişi bizim aracılığımızla dünyada bu seyahati gerçekleştiriyor. Hani bu topluluğun devam edebilmesi için de gerçekten birbirine güvenen sürücülerin ve yolcuların olması gerekiyor. Bizim bu açıdan yaptığımız birkaç tane adım var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de kişiler BlaBlaCar profilini oluştururken sadece Facebook hesaplarıyla giriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında gerçek kimliklerinin olduğunu ve gerçek resimlerinin kullanıldığını görmek istiyoruz. Cep telefon numaralarını ve e-postalarını, e-posta adreslerini doğrulayabiliyorlar. Ve profillerinde kendileriyle ilgili de bir şeyler yazmalarını istiyoruz. Ama en önemli güvenlik unsuru aslında kullanıcıların birbirleri hakkında bıraktıkları puanlamalar ve yorumlamalar. Hı hı. Ben bir dahaki seyahatimde aslında bir sürücüyle seyahat edeceksem o sürücünün daha önceki değerlendirmelerine bakabiliyorum. Ve sonuçta kişiler kiminle seyahat edeceğini bu doğrultuda birbiriyle iletişime geçerek kendisi karar veriyor. Aynı zamanda bir de 7 gün hizmet veren bir üye ilişkileri ekibimiz var. Herhangi bir şeyde direkt onlarla da irtibata geçebiliyor kullanıcılarımız. Burası bir hani profesyonel taşımacılık değil, tamamen aslında bir paylaşım üzerine. Dolayısıyla benim hani akrabalarımla, arkadaşlarımla paylaştığım yolculuktan pek bir farkı yok. Hani amacımız o yollarda, hep İstanbul'da da görüyoruz, özellikle bayram dönüşlerinde benim sıkça yaşadığım bir şey. Baktığınızda arabada bir tek sürücü olup aslında birçok araba oluyor yolda. O boş koltukları doldurmak ve yolculuğu her iki taraf için de daha ekonomik ve keyifli hale getirmek. Evet, izleyicilerimizden Serkan Bey de buna dem vuruyor. Yolculuğu İstanbul'da paylaşsın insanlar önce diyor. Sabahları işe gidenler 4 kişilik arabada tek kişi gidiyor, trafiği de katlediyor diye. Şimdi burada aslında kimlerle seyahat edeceğinizi önceden biliyorsunuz. Yani ben diğerleriyle seyahat etmek istemiyorum hakkı da kullanılabiliyor herhalde, değil mi? Tabii ki. Önceden iletişime geçebiliyorsunuz. Ve birbirinizi birazcık daha tanımanız tabii ki önemli. Dediğiniz gibi şehirler arası olduğu için çok uzun saatler aynı arabada vakit geçireceksiniz. Dolayısıyla önceden hani konuşup anlaşmak, hani zaten nereden alınacaksınız, nereye bırakılacaksınız gibi detayların da konuşulması gerekiyor. Bize gelen çok keyifli hikayeler var şu anda. Yani BlaBlaCar seyahatlerinde tanışmış olan, sonrasında beraber tatil giden çok keyifli hikayeler de geliyor. O yüzden bir şeyi de anlatayım, hatta keyif demişken. Bizim markamızın geliş noktası aslında herkesin sistemde bir sohbet endeksi var. Yani yolculuk boyunca ne kadar sohbet etmeyi sevdiğinize dair bir seçim yapıyorsunuz. Az konuşmayı seviyorsanız bla olarak kendinizi ifade ediyorsunuz. Daha konuşmayı seviyorsanız bla bla. Ben doyamıyorum konuşmaya diyorsanız da bla bla blasınız. İsmi de buradan geliyor sistemin. Türkiye'ye baktığımızda şu an kullanıcıların %99'u kendini konuşkan ve çok konuşkan olarak ifade ediyor. O yüzden de yolculuklar aslında çok keyifli geçiyor gibi bir var.
Peki. Şimdi ben aslında bu sistemi duyduğumda şu aklıma geldi. Maliye'den bu hafta içerisinde Türkiye'de konut alan yabancılara uyarı gitmişti. Ne konuda? Evlerini yazlık olarak kiraya verenler hakkında. Sosyal medya üzerinden kendi ülkelerinde evlerini haftalık ya da aylık, dünyada da bu sistem vardır, kiralama konusunda. Ama tabii ki Maliye'de diyor ki bu vergi dışı, kayıt dışı. Bunun için siz gelin böyle diyorlar. Araç paylaşımı bu anlamda nasıl etkilenir? O vergi mevzuatının neresindesiniz? Biz 14 ülkede faaliyet gösteriyoruz dediğim gibi ve aslında kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatmak için de her ülkede yasal zorunluluklara uymak konusunda dikkat ediyoruz. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Burada profesyonel bir taşımacılık yok. Hani birkaç tane temel noktasına belki değinmem doğru olabilir. Ben şahsi aracımla, aslında demin bahsettiğim örnekten gideyim, işte ailemi görmeye İstanbul dışına gidiyorsam bayramda, hı hı, aslında tek başıma yolculuk yapmak yerine işte yanımda biri daha olsun gibi bir şeyden yola çıkıyorum. Kişisel şahsi aracım var ve bunu da para kazanmak ve kar etmek için yapmıyorum. Tamamen o yolculuktaki masrafımı birazcık daha azaltmak için yaptım. O yüzden de çok üstüne basarak söyleyeceğim, bu tamamen tasarruf edilen ve kesinlikle profesyonel kazanç elde edilen bir sistem değil. Demin de bahsettiğim gibi aslında herkesin senelerdir arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla yaptığı bir yolculuktan çok farklı değil. Peki. Yönetmenimiz 3,5 dakika diyor. Diğer yandan karayolu taşımacıları ne diyorlar bu işe diyeceğim. Onların bir anlamda farklı bir rakibi oldunuz. Bizim amacımız yollardaki boş koltuklar aslında. Demin söylediğim gibi yani tek sürücüyle gideceğine aslında o koltukları optimize edip doldurmak. Avrupa'da baktığınızda ortalama 1,7 koltuk doluluğu ama BlaBlaCar yolculuklarda 2,8'e çıkıyor. Dolayısıyla hani bizim amacımız da bu şeyi farklılaştırarak aslında o koltukları 2,8 ve belki daha üst seviyeye çekebiliyor olmak. Evet, şimdi Berkay Bey diyor ki e-postasında yolculuğu paylaşırım, devir ekonomi devri derken Twitter'da bir izleyicimiz en kötü senaryoyu soruyor. En kötü senaryoda konuşmak lazım belki de kaza sigortası açısından. Diyor ki kaza yaptım, yanıma aldığım yolcu öldü. Peki ölen yolcu için sigorta, tazminat gibi şeyler ne olacak diyor. En kötü senaryo belki de. Evet, hiçbir zaman inşallah karşılaşmayacağımız bir senaryo olur. Sürücüler yolculuklarının ilanını vermeden önce hem ehliyetleri olduğunun hem de aynı zamanda geçerli sigortaları olduğunu beyan ediyorlar. Ama yolcular dediğim gibi zaten öncesinde iletişime geçip bu seçimi yapıyorlar. Bu konuda belki öncesinde hani geçerli sigortaları var mı, kapsamları ne gibi teyit etmeleri gereken bir konu olabilir. Peki, şimdi bir anda bir seyahatimiz çıktı. Bunun için de akşama Ankara'ya gitmemiz gerekiyor mesela. Akşama orada olmamız gerekiyor. Hı hı. Ne kadar zaman içerisinde bu sistem çalışıyor? Şu anda baktığınızda hani bugün için kaç tane ilan var bilmiyorum ama ben dün en son İstanbul-Ankara baktığımda 157 tane ilan vardı. Dolayısıyla her gün içerisinde özellikle İstanbul-Ankara çok yoğun kullanılan bir rota. Ankara'ya gidecek birkaç tane yolculuğunu paylaşan kişi bulmanız çok mümkün. Kaç tane vardır şu an hani emin değilim ama son dakika olması ve aslında son dakika ve ekonomik seyahat edebilmek zaten en büyük avantajlarından bir tanesi. Evet. Şöyle bir bakıyorum. İzleyicilerimize bu güvenliği de soruyorlar aslında. Diyor ki araç paylaşımında yanımıza aldığımız kişinin iyi veya kötü niyetli olduğunu nereden bileceğiz? Garantisi var mıdır bunu diyor. Bir başka izleyicimiz de diyor ki her trafik ışığında bile hani yüzlerce dilenci ve profesyonel hırsızlar giriyor devreye. Nasıl güvenli olalım diyor. Güvenlik, hani paylaşım ekonomisi artık günümüzde birçok alanda kendini gösteriyor ve baktığınızda bence güvenliğin en büyük unsuru daha önce paylaşılan yorumlar ve değerlendirmeler. Yani biz sistemde evet bir takım önlemler alıyoruz ama başka insanların beyanı şu an özellikle internet dünyasında büyüyen genç nesil ve bizler için aslında çok daha önemli. Dolayısıyla o değerlendirmeler, yani o yüzden bizim için en önemli olan şey seyahatini yaptıktan sonra herkesin birbiri hakkında yorum bırakıp değerlendirme yapıyor olması. Çünkü bu bir sonraki yolculuk paylaşmak isteyen kişi aslında en iyi ışık tutacak şeylerden bir tanesi. Evet, bir dakika bir izleyicimiz diyor ki Batu Bey sanırım bizimle gelecek yolcuları seçebiliyor muyuz? Seçebiliyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yolcular sizin ilanlarınıza başvuruyor gibi düşünebilirsiniz. Ve sonrasında hani aslında iletişime geçip saatini, işte yerini teyit ederek kiminle seyahat etmek istediğinize siz karar veriyorsunuz. Vural Bey de diyor ki kötü niyetli bir yolcu denk geldi ve yolda zarar gördüm. Yaptırımı ne olacak? Tabii nasıl bir zarar olacağından... Yarı yolda tamam ben yok seyahati sonlandırmak istiyorum. Buyurun lütfen iner misiniz diyebiliyor muyuz? Yani şöyle tabii ki hani diyebilirsiniz. Üye ilişkilerimiz bu yüzden var. Herhangi bir anlaşmazlık noktasında lütfen onlarla iletişime geçilsin. 7 gün boyunca çünkü hizmet vermek için oradalar. Ve sonrasında hani dediğim gibi muhakkak yaşanan bir şey olursa zaten o değerlendirmelere ve yorumlara yansıyor. Topluluk birazcık kendini aslında kendi dinamiğiyle kötü olan ve hani oraya uymayan, güvenilir olmayan kişiler eleniyor. Yani şu ana kadar Avrupa'da da hep böyle oldu. Şu anda baktığınızda ayda
ayda 2 milyon kişi Avrupa'da Eurostar'dan daha fazla, Eurostar'ın taşıdığından daha fazla kişi demek. Avrupa'da o güvenli toplumu oluşturduk. Bence Türkiye'de neden olmasın? Sonuçta biz hani belki birazcık şu aralar daha kafamızda soru işareti olan bir şey olabilir ama kültürümüze baktığımızda o güven kesinlikle bir yerlerde var. Peki, kendimize güvenelim diyorsunuz bir anlamda. Birbirimize güvenelim diyorsunuz. Ben de teşekkürler diyorum. BlaBlaCar Türkiye Ülke Müdürü Esin Ümer. Çok teşekkürler. Çok da soru geldi. İzleyicilerimizde merak uyandırdı bu konu. Teşekkürler diyorum. Evet, sizlere de diyorduk ki borçlarınız arttı mı? Rakamlar diyor ki 2014 itibariyle kredi kartı ve kredi borçlarında takibe düşenler 1 milyon sınırını geçti. %11'lik bir artış var. Peki borçlarınız ondan sonrasında artış gösterdi mi? Burada kurun etkisi var mı? Bizimle paylaşır mısınız dediğimiz işte günün anketi. Adresi belli. finanskafe@cnbc.com adresi ve Twitter hesabı. Şimdi kısacık reklam arası, ardından haber bülteniyle karşınızdayım.